Düzce'deki fındık bahçelerinde son yıllarda yoğun olarak görülen istilacı tür kahverengi kokarca ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürse de zararlılığın yayılımı durdurulamıyor. Üründe büyük verim kaybına yol açan kahverengi kokarca zararlısının yayılımını engellemek için bir hamle de lise öğrencilerinden geldi. Lise öğrencilerinin geliştirdiği yazılımla zararlının yayılımının engellenmesi amaçlanıyor. 3 lise öğrencisinden oluşan takım, Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerinde görülme sıklığı artan kahverengi kokarca böceğine yönelik araştırma yaptı. Öğrenciler, kahverengi kokarca böceklerinin gelecekte çevresel gelişmelerden nasıl etkileneceğini ve olası yerleşme bölgelerini tahmin eden yazılımla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projeleri yarışmasına katıldı. Danışman öğretmen Metin Silsüpür, istilacı türün başta fındık olmak üzere elma, zeytin, domates ve pirinç üretimine zarar verdiğini söyledi. Silsüpür şöyle konuştu. Değişikliği arttıkça istilacı türlerinin sayısının arttığını söyleyen çok literatür çalışması var. Biz de biliyorsunuz ki bir iklim krizi yaşıyoruz ve bu iklim krizi şiddetini giderek arttıracak. Literatür çalışmaları iklim krizinin 1.6 santigrat ve 2 santigrat derece artacağını söylüyor. Bugün başımıza bela olan bu kokarca böceğinin çeşitleri olacak muhtemelen. Farklı farklı böcekler, farklı farklı istilacı türleri olacak. Tabii biz bu istilacı türün bugün nerede yayıldığını biliyoruz. Karadeniz bölgesini istila etti ama 2070 ve 2100 yılında nerelerde yayılış göstereceğini, iklim krizinin nasıl etkiler göstereceğini tahmin etmeye çalıştık. Ve ona göre de bir eylem planını ziraat fakültelerine ya da ne bileyim Tarım Orman Bakanlığı'na bilgi şeklinde paylaşmaya çalışıyoruz. Takım kaptanı Berke Yanıksa Teknofest'te ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu. Tabii ki de burası özel bir yer. Çünkü benim gibi bir sürü ödül almış öğrenci var. Teknofest adından bahsetmek istersem de çok güzel organizasyon var. Uçak seferleri olsun, çeşitli bloklarda olsun. Tabii çok güzel bir histi. İlk defa öyle büyük bir sahneye çıktım. Milyonların önünde ödülümü aldım. Hem Bayraktar hocamız sağ olsun bize verdiği ödülden dolayı çok teşekkür ediyorum.